essen und trinken. Yemek ve içmek. Dersimizin konusu yemek yemek fiili ve içmek fiili ve bolca örnekler tabii ki. Hemen essen yani yemek yeme fiiliyle başlayalım. Hemen şahıs zamirlerimizi yazalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve ilave olarak da kibarlıkla kullandığımız siz şahıs zamiri. Hemen yazalım Almanca karşılıklarına. Biliyorsunuz Almanca'da o derken erkekler için er, bayanlar için sie, nötr varlıklar için ise es şahıs zamirini bu şekilde kullanıyorduk. Hemen başlayalım. Ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr esst, sie essen und sie essen. Gördüğünüz gibi sen ve o yani ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda e harfi i harfine dönüşmüş. Demek ki fiilimiz düzenli bir fiil değil. Burada dikkatli olun. Evet, hemen örnekle devam edelim. Şimdi önce essen fiilinin çekimini yazalım kenara. Evet ve öznemiz kim olsun? Ich yani ben. Birinci pozisyona beni yazdım. Ich. Şimdi ich'e göre ne yapmam lazım? Fiilimi çekmem lazım. Çektim. Ne dedim? Ich esse. Yiyeceğimi en sona koydum. Ich esse pizza. Ben pizza yerim ya da yiyorum. Diğer bir örnek. Hemen fiillerimizi yazalım. Bu seferki öznemiz du yani sen. Du'ya göre çekmem lazım. O da nedir? Ist. O zaman onu hemen ikinci pozisyona yazayım. Du isst. Ne yiyor bayan? Salata yiyor. Du isst salat. Sen salata yiyorsun. Du isst salat. Evet, üçüncü bir şahıs olsun. Diğer örneğimiz. Er, yani erkek olarak o. Er, buradaki ist'e tekabül ediyor. Er isst joghurt. O yoğurt yiyor. Bir tane de çoğul örnek verelim. Hemen fiilimizi yazalım. Evet, die Kinder yani onlar. Ona göre çektim. Die Kinder essen Hamburger. Çocuklar hamburger yiyorlar. Evet, diğer bir fiilimiz içmek tabii ki. Bakalım ben, sen, o, biz, siz, onlar. Biz bunları yazalım. Ve fiilimizi sırasıyla çekelim. İçmek fiili düzenli bir fiildir. Ich trinke, du trinkst, er trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken und sie trinken. Yani gördüğünüz gibi düzenli bir fiil. İşimiz kolay. Hemen örnekle devam edelim. Fi çekimlerimizi yazalım. Trinken. Özlemimiz yine ich yani benle başlayalım. İşe göre çekelim fiilimizi. Ich trinke Orangensaft. Saft meyve suyu demek. Orange yani önüne hangi meyveyi koyarsanız onun suyu olmuş olur. Ben portakal suyu içiyorum. Ich trinke Orangensaft. Diğer bir örnek. Trinken ile ilgili fiillerimizi yazalım. Öznemiz der Mann. Der Mann deyince o yani er olmuş oluyor Almancası. Er trinkt. Der Mann trinkt Kaffee. Der Mann trinkt Kaffee yani adam kahve içiyor. Çoğul bir örnek verelim. Yine fiilimizi yazalım. Trinken. Sie yani onlar. Sie trinken çektim. Sie trinken Kaffee. Onlar kahve içiyor. Şimdi cümlelerimize bir özellik katalım. Bir işi severek yani bir fiili severek yaparsak o fiilin arkasına gern ya da gerne yazarız. Bir fiili sevmeden yapıyor isek nicht gern ya da nicht gerne yazarsak bu işi sevmediğimizi ifade etmiş oluruz. Bu da Türkçe'de olmayan, benzeri olmayan bir durum. Hemen örneklerimize geçince daha iyi anlayacaksınız. Mesela balık yiyelim. Ich esse Fisch. Ben balık yiyorum ama ben balığı severek yemeliyim diyelim ki. Ich esse Fisch. Cümlemi olduğu gibi kurdum ama fiilimin arkasına gerne ya da gern de olur yazdım. Ich esse gerne Fisch. Ben balık yemeyi seviyorum. Ben seve seve balık yiyorum. Sevmediğimizde ne yaparız? Yine ich esse Fisch'i düşünün ve essen fiilimin arkasına nicht gerne. Ich esse nicht gerne Fisch. Ben balık yemeyi sevmiyorum.
Evet, trinken'la ilgili de örnek yapalım hemen. Ich trinke Kaffee. Ben kahve içiyorum. Ich trinke, severek içelim. Ich trinke gerne Kaffee. Ben kahve içmeyi seviyorum. Ich trinke Kaffee ama sevmeden Ich trinke nicht gerne Kaffee dememiz gerekir. Peki soru nasıl sorabiliriz? Bakalım hemen. Was yani ne? Ne ile başlarsak Was isst du? Sen ne yiyorsun? Cevabımız aynı az önceki kurduğumuz cümleler gibi. Ich esse Pizza. Ben pizza yiyorum. İçmeyle ilgili de soralım. Was trinkt er? Bakın buradaki fiilimizi özneye göre çekmem gerekiyor. Buradaki özne ne? Er. Yani kelimenin sonundaki. Was ne içiyor o? O ne içiyor? Er trinkt Kaffee. O kahve içiyor. Peki sevmeyle ilgili nasıl sormamız lazım? Was isst du? Az önce sormuştuk. Was isst du? Sen ne yiyorsun? Gerne'yi en sona koyarsanız ne olur? Seviyor musun? Ne yemeği seviyorsun? Was isst du gerne? Cevap verirken Ich esse Pizza. Yani pizza yiyorum mu? Ne yapıyorduk? Fiilimizin arkasına gerne'yi koyuyorduk. Ich esse gerne Pizza. Ben pizza yemeği seviyorum. Was isst du nicht gerne? Olumsuz bir cümle örneği olsun. Sen ne yemeği sevmiyorsun? Ich esse brokoli. Ama bir şey unuttuk. Ich esse nicht gerne brokoli. Ben brokoli yemeği sevmiyorum. Evet, diğer bir örneğimiz içmeyle ilgili olsun. Was trinkst du gerne? Sen ne içmeyi seviyorsun? Ich trinke, çocuk ne içiyor? Limonata içiyor. Ich trinke limonade ama buradaki soruda gerne olduğu için hemen fiilimin arkasına gerne'yi koyuyorum. Ich trinke gerne limonade. Ben limonata içmeyi seviyorum. Was trinkst du nicht gerne? Ne içmeyi sevmiyorsun? Ich trinke Milch, yani süt. Ich trinke nicht gerne Milch. Ben süt içmeyi sevmiyorum. Evet, bu kadar basit ve kısa bir konu. Dersimiz sona erdi. PDF dosyasını iliştirdim. Hemen videonun alt bölümüne mutlaka onu indirin. Orada bolca örnek ve ayrıntılı bir konu açıklaması var. Size faydası olacaktır. Ve yine konuyla ilgili öğrendiklerinizi pekiştirmeniz için oyun linkleri var. Üzerine basıp hemen oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.